Doğruları söylemek primcilikse benim bununla alakalı hiçbir sorunum yok. En büyük primci benim. Arkadaşlar yeni bir videodan daha hepinize merhaba. Biliyorsunuz dün bir video attım. 10 günde 12 kilo vererek leyleğe dönme başarısını göstermiş olan bir vatandaşla alakalı. Ve tabii ki bunun manyak, nasıl desem size, ciddi ciddi artık bağımlı mı, haplanmış mı neyse, takipçileri haliyle söylemediklerini bırakmıyorlar. Adamlar şerefsiz. Başlamadan önce kısaca o şerefsizlere, muhakkak bu videoyu da izleyeceklerdir, şunu sormak istiyorum. Ben bu kanalı açtığımdan beri benim sakalıma yok IŞİD'çi, yok bu, yok şu söylemediğinizi bırakmadınız. Öyle değil mi? Şimdi sizin hocaların hocası, yalan hayatı yalan olan hocanız, doğru düzgün çıkmayan, işin aslında nasıl desem size genital alan kılından farksız sakalıyla sakal bırakmaya başladı. Ona da aynı şeyi söyleyecek misiniz? Çok merak ediyorum. Onun o doğru düzgün bir burada bir burada doğru düzgün çıkmayan sakalıyla bıraktığı sakala da aynı şeyi söyleyecek misiniz? Her neyse. Dünkü videomuzun konusuna gelelim. Dünkü videomuzda ben bu vatandaşın zaten biliyordum. Onun o nasıl desem size nabzı yüksek belli kafa nasıl desem turp gibi oluyor. Kıpkırmızı yüzünden. Herif ben bunu birçok yerde yazdım ve söyledim. Öyle bilinçsizce ve yüksek dozajlarda steroid kullanıyor. Yani dopingli ki felaket derecede su çekmiş. Natürel bir insan ne yaparsa yapsın. Gitsin tuzlu su içsin nasıl desem. Karbonhidratı istediği kadar yesin, o kadar fazla su çekmez. Bunu gidin istediğiniz antrenöre sorun. Bu kadar basit. Benim onun hakkında söylediğim 10-13 kilo arasında su tahmin ediyorum demiştim. Ve Türkiye'de isim yapmış olan vücutçulardan bir tanesi de yine bir sosyal medya platformunda en az 15 kilo olarak yazmıştı ki adam haklıymış. Çünkü şu durumda bile atacağı bayağı bir su görüyorum ben o vücutta. Ve bu natürel olarak bu şekilde olmaz. Bu kadar basit. Hepsi bu da değil. Dürüst konuşayım. Ben bu ameliyat olayından da şüpheliyim. Acaba gerçek mi? Yoksa bütün bunlar sadece Barış Okan Bel Ovacıklı'yı taklit etmek için yapılmış olan bir düzmece mi? Kusura bakmayın. Benim yaşım 35. Ben bu yaşa kadar her çeşit rezil insanı gördüm. Ve bu adam da çok yalan söylüyor. Hayatı yalan. Daha önce anlattıkları birçok şeyi nasıl desem tarih sırasına göre hesapladım ve bunları yazdım da belirli yerlerde hiçbiri birbiriyle uyumlu değil. Yok efendim Fransa'da işte inşaat firması varmış da onu kapatmış ve Amerika'ya masörlük yapmaya gitmiş. Yersen. Her neyse. Onlara girmeyeceğim zaten o beni ilgilendirmez. Benim konum bu da değil. Benim bununla kişisel olarak tanıdığım bir insan değil. Nefret ettiğim falan da söylenemez. Çünkü tanımıyorum ki adamı nefret edeyim. Ama bunun bu yalanları artık pes dedirtiyor. Pes dedirtiyor. Bahsetmiş olduğu ameliyatı benim kardeşim de geçirdi. Ve size şöyle söyleyeyim. Benim kardeşimin ameliyattan sonra belirli bir süre konuşma yasağı bile vardı. Ayrıca böyle damardan besleme yok, hortumla böyle bir şey de yoktu. Yani hastanede işte sıvı halde nasıl desem bu çocuklara yedirdikleri püreler misali şeylerle besliyordu. Besliyorlardı ve bunun dışında çocuğun belirli bir süre kanaması falan da oldu o dikişler alınana kadar. Onu da belirteyim. Çocuk doğru düzgün konuşamıyordu da. Konuşmasında da tuhaflık vardı. Ben bakıyorum bu adam ne zaman ameliyata girdi, ne zaman çıktı? Gayet rahat şakıyor, bülbül gibi şakıyor. Yani birilerine laf söylemeye gelince, provokasyon yapmaya gelince, eline kimse, insanları manipüle etmeye gelince eline kimse su dökemez. Bülbül gibi şakıyor. Ve hiçbir akıllı da sormuyor. Ya bu kadar zordu, bu kadar kötüydü de. Ha, çok kötü günler geçiyor. Bence olay dramatize ediliyor. Ki bu ameliyat o kadar da ağır bir ameliyat da değildir. Nasıl çıkıyorsun da bu kadar rahat, işte bülbül gibi şakıyorsun diyen yok. Ne diyor? Ben diyor madem öyleydi neden bu şekilde kameranın karşısına geçtim? Ben söyleyeyim çok basit. Barış Okan Belovacıklı bir ayda 26 kilo verdim videosuyla her şeyi baştan aşağı gösterdiği için ve bu da prim yaptığı için hatta televizyona çıkacak kadar başarılı olduğu için
Bu da büyük ihtimalle kafasına göre düşündü. Ben ne yapabilirim, neyi taklit edebilirim diye. Ve aklına böyle bir yöntem geldi. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Yani aldıklarını bir süre kesti. Ki zaten başarı sağlayamadığı için 10 gün gibi kısa bir sürede 12 kilo su aktı gitti. Bu kadar basit. Yani verilen kas 10 günde 12 kilo kas, bırakın 12'yi 6 kilo kası falan filan yok edemezsiniz. Bu kadar basit. Ben doping yapmayalı, ben ortalama antrenman yapalı yıllar oldu. Hala şöyle söyleyeyim size, o kadar kötü durumda değilim. O kadar kötü durumda değilim. Ve tekrar bir şeyler aldığım zaman da çok kısa sürede de patlayacağımı zaten göreceksiniz. Şu anda arıyorum. Bu kadar basit. Devamına gelelim. İşte amaç bana göre, ben şu anda ameliyattan bile şüpheliyim. İnşallah onu ispatlar. Ameliyattan bile şüpheliyim. Bunu açık açık söylüyorum. Hadi ameliyat vardı. Acaba ameliyat gerçekten o kadar sert bir ameliyat mıydı? Çünkü bu adamın böyle rahat rahat konuşabilmesi, seste şeyde konuşmada hiçbir değişikliğin olmaması normal bir durum değil. Çünkü benim kardeşim de bu ameliyattan sonra konuşmada, seste, her şeyde belirli bir süre değişiklik vardı ve belirli bir süre sorun da yaşadı. Şimdi bu şimdilik bu kadar. Daha söyleyecek bir sürü şey var. Ama şunu söylüyorum. Şu saksıyı, şu kafayı biraz çalıştırın ve söylediklerimi düşünün. Düşünün. Bazı şeyler göründüğü gibi değildir. İyi bildikleriniz kötü, kötü bildikleriniz iyidir. İleriki hayatınızda muhtemelen sizler de bu tip şeylerle karşılaşacaksınız. Ama bu olay bana başından sonuna kadar biraz acayip, biraz şüpheli duruyor, şüpheli gözüküyor. Bunu söylemem lazım. Her neyse, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.